Herkese merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bilin bakalım ben neredeyim? Annemin evindeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 2 gündür kardeşimin odasını yenilemekle uğraşıyorduk. Ve 2 gün boyunca da biz buradaki evlerinde kaldık annemlerin. Annemler burada kalmıyor. Annem bakıma muhtaç olduğu için babaanneme bakıyorlar. Yani babaannemlerin evinde kalıyorlar. 2 gün boyunca burada kaldık ve bugün işlerimiz bitti. Eve dönerken de size bir ev turu yapayım istedim. Burası evin ilk giriş kısmı. Şöyle bir uzunca koridor var. Sol tarafta mutfak, birazdan gezeceğiz. Sağ tarafında küçük tuvalet var. Şimdi mutfaktan başlayalım. Burası mutfağımız. Bu şekilde küçük ama yeterli geliyor. Açık mutfak burası. Şurada da küçük bir balkonumuz var. Karşımızda bir çiftlik olduğu için böyle sabah uyandığımızda kuzular, inekler o kadar güzel ki anlatamam size. Hatta şu anda da kuzu ve inekler dışarıda. Şimdi salona geçelim. İşte burası da salonumuz. Salonumuzdaki bütün mobilyaları ben seçmiştim arkadaşlar. O zaman tabii çok küçük yaşlardaydım. Annemle babam genellikle benim önerilerimi çok dikkate alırlar ve her zaman istediklerimi yaparlar. Gayet de güzel koltuk seçimi yaptığımı düşünüyorum. Hani küçük yaşta olmama rağmen. Güzel mi? Şu kolları falan deri. Kumaşı da çok güzel, rengi de güzel. Bir de tekli koltuklarımız var. Şuradaki şeylerimi de göstereyim size. Bunları da ben yapmıştım çok uzun yıllar önce. Hala fotoğrafları değiştirmedik, duruyor. Ben de neredeyse 4 senedir buraya gelmiyorum arkadaşlar. Böyle çok özlemişim burayı. Bir de bu şekilde yapmışım. Kim bilir ne zaman yaptım ben bunları. Çok eski resimlerim. Şimdi banyomuzu bir görelim bakalım nasılmış. Banyomuz da bu şekilde. Koridorumuzdan bir mutfağa giriş vardı. Salona giriş, işte banyolara. Ve tam karşıda Alena'nın odası var. Sağımda da yatak odası var. Şimdi biz Alena'nın odasına gidelim. Babaannemlerin evinde de Alena'nın bir odası var. Biliyorsunuz ki biz babaannemlerin evindeki odasını yeniledik. Buradaki odası da gayet sade. Neden? Çünkü buradaki eşyaları böyle bir biz babaannemlerin evine götürmüştük. O yüzden kala kala sadece çocuğun burada bir yatağı kaldı. Ben de evlenirken bu odadan çok eşya almıştım. Benim de bazam vardı. Bazımı falan almıştım. Komedinim vardı. Komedini götürmüştüm işte kendi evimize. Elbise askılığım vardı. Onu götürmüştüm falan filan derken. O yüzden bu oda böyle bomboş kaldı. Zeyna böyle bir köşe yapmış. Benim burada o kadar eski fotoğraflarım var ki. Hatta şöyle birkaçını göstereyim. Bakın saçım burada doğal bir halde. Alena'nın herhalde bu 5 yaşları falandır. Benim de neredeyse 10 yıl önce, 11 yıl önceki halimdir bunlar. Son olarak da göstermem gereken sadece bir yatak odası kaldı. Benim yatak odama göre burası bayağı bir büyük. Bilmiyorum, belki de benim mobilyalarım büyüktür. Şöyle bir gardırobumuz var. Bu arada bu yatak odasını da ben beğenmiştim. Güzel beğenmişim. Yanlarda komodinler var. Şurada bir boy aynası var. Sizler de burayı daha önce görmemiştiniz arkadaşlar. Bugüne kısmetmiş. Zaten biz de çok uzun yıllardan beri gelmiyoruz. En son benim burada nişanım olmuştu. O zaman gelmiştik. Sonrasında hiç gelmemiştik. Bizim de bu evden çıkmıştı, evet. Yani yaklaşık olarak 3,5 senedir falan gelinmiyor buraya. Bizim için de gayet güzel bir anı oldu. Ama artık gitme vakti. Biziz. Kayınvalideme geldik. Kaçıncı kapı gezişimiz bilmiyorum. Çok kapı gezişimiz. Leylekleri mi? Evet öyle olur. Leyleği kapıda gördün mü ayakta? Ha. Çok gezersin. Hadi ya. Evet. Geldim. Bu kamerayı görünce Caner'e de aldı. Hoş geldin. Ben böyle ayaküstü atıştırmalıkları daha çok kullanıyorum. Yemektense böyle şeyler yemek daha çok hoşuma gidiyor. Peynir, domates, zeytin, kahvaltı gibi. Kakasıyla biraz da kırmızı biber. Geçen gün yaptım bunu. Sizinle paylaşacağım zaten. Videosunu da çektin yani. Videosunu da çektim biz oğlum. 2-3 günleri yoktuk. Sen neler çektin? Oo. Biz de merak ettik. Oo, bak bu kırmızı biber turşusu. Kavanoza melemen yaptım. Gel göstereyim kırmızı biber turşularımı da. Kırmızı biber turşularım.
Şimdi bir tanesini zaten sofraya açtım. Bunu Caner çok sever, kırmızı biber. Zeytinyağı, sirke, sarımsak, maydanoz. Yeme de yanında yat. Videosu gelecek mi? Videosunu çektim. Siz düzenleyeceğiniz artık onları. Elemenlerim bak. Ama 3 kavanoz yaptım. Olsun, daha yaparım 3-4 kavanoz. Siz konuşurken ben burayı bitireceğim bile. Bir de ben burada 2 kilo biber almıştım. Onlara çektim. Göster bak. Çatıda kuruturum diye poşette bıraktım. Kendi kendine kuruyor burada. Kendi kendine başladı kızarsın. Bugün bunları artık burada doğrayıp balkona asacağım. Kızardı. Sen ne yapıyorsun? Küçük kedi bu, kedi. Kedi. Özledin. İki gün göremedin. Seni görüp dedik eve gidelim. Belki seni de götürürüz diye düşündüm. Yok daha, bugün yok daha. Bugün benim işim var. Çamaşırlarımı astım tekrar. Hı. Çarşaflarımı değiştirdim tekrardan. O yüzden ben yarın belki gelirim artık. Bugün evde yemeğimi şeyimi yapayım. Yolcu yoluna gerek. Siz yolunuza gereksiniz. Yönelim. Yarın da seni bekleriz. Yarın geliriz artık. İnşallah. Yapacağım bir şey yok burada benim. Bir işte çarşaflarımı atacağım. Hadi bakalım, biz gidiyoruz evimize. Siz gidiyorsunuz, biz de görüşürüz. Tekrar yukarıda çatıda. Çatıda. Çatının ismi çatı kaldı diyemiyorum. Dördüncü katta ya da teras da mı diyeceğim? Teras diyeceğim. Teras çatı diyeyim de. O zaman. Çatı diyor hep oraya. Çatı. Tamam, hadi güle güleyin. Allah'a emanet olun. Bu biberlerim var burada bu arada. Onları ben bugün ipe dizeyim. Buraya asayım. İşim çok. Aşağı iş, çık, yukarı iş. Hep iş. Ama iş oldu mu? Gerçekten ben daha dinç oluyorum. Bak, iş olmadı mı olmuyor. İş insanın aynasıymış derler ya, çok doğru bir söz. Neymiş anne? İş insanın aynasıymış. Doğru. Doğru. İnsan iş olunca daha dinç kalıyor. Evimize geldik arkadaşlar. Gereken de yüzdürüm aradık. İlk önce şu ben doldurma onu göstereyim. Caner bir poşet doldurma aldı. Bunlar ne? Mini miflerden. Böyle bir sürü dondurmalar. 40 tane. Artık ben bunları kucağıma 40 tane alabildim. Gece kalkıp yerim. Bunlar hafif oluyor. Şöyle hafif şimdi oluyor. Şimdi 5 tane yiyeceğim. Hani mesela bir magnum yediğin zaman böyle şişiriyor seni, tamam evet, mı? Evet evet. O yüzden bu şey hafif. Aynen. Soda. Bunu hemen buzluğa. İçim yanıyor. Bu kadar yorulmuşuz ki eve geldiğimizden beri uyuyoruz. Ve burada da Allah, annemin videosunu montajlamıştık. O kaydolmuş. Onu da kapatayım. Tamam. Videoyu durdurdum. Şimdi işime devam edebilirim. Böyle gündüz vakti uyuyup uyanınca ben sersem gibi oluyorum. Kendimi toparlayamıyorum. Poşetin içinde de yıkanması gereken çamaşırlarım var. Onları da size göstereyim. Aleyna'nın odasını düzenlerken bunları giymiştik. Bu arada Caner de yemek yapıyor. Onu da göstereceğim. Bakın şortum ne halde. Şortum da böyle. Boyu oldu. Umarım bu yıkandıktan sonra çıkar. Bayağı bir kötü oldu bu da. Ne haber aşkım? İyiyim. Her zamanki gibi et yemeği işi bende olduğu için. Bak, tavukları böyle ince ince kesiyorum. Bunlar donuk olduğu için böyle böyle bir şekilde, yani düz şekilde kesebiliyorsun. Donuk olmasa böyle kolay kesilmiyor. Hafif çözüldüğü zaman ben bunları böyle kesiyorum. Bunları ekmek arası yapacağım bugün. Ekmek arası yapacaksın. Evet. Güzel. Dönerci Caner. Dönerci Caner. Dönerci gibi. Baksana şuna güzel, ne güzel kestim. Bakayım. Böyle böyle kestim bunları. Süper, ellerine sağlık. Bunlar çok hafif pişecek. Böyle 5 dakika, 3 dakika bir tarafı, 3 dakika bir tarafı hemen. Tamam, sen onları hallet. Ben de çamaşırları makineye atayım. İki gün oldu. Benim de oldu işte. İnşallah onlar çıkar. İki gün boyunca bunları giydik. Yanıma başka yedek kıyafet almamıştım. Evet, şimdi renklilerimi attım. Bir saatte yıkansın 30 derecede ve başlat. Bu arada biz yokken kağıçuk bitkimiz de yeni yaprağını verdi. Bunu aldığımız zaman size göstermiştim. Buradan yeni yaprak verecek diye. Hatta şurada bir tane daha yaprak verecek galiba. Ya bu kağıtçık ağacı aşkım ağaç gibi oluyormuş. Öyle yazmışlar. Ne yapacağız biz böyle ağaç gibi böyle tavana kadar gelirse? Uzun zamanda büyüyormuş. Hemen büyüyormuş. Tavana gelirse artık kafasını keseceğiz. Artık çoğaltacağız. Ben bunun ağaç olduğunu bilmiyordum aldığım zaman. Bir de kaktüsümüzü göstereyim size. Bu da büyüdü gitti vallahi maşallah. Çok güzel oldu.
Daha geçen gün bu kadardı. Bir anda bu kadar boy attı. Çok şaşırttı beni. Bu hala aynı. Büyümedi. Bu daha canlı duruyor ama yemyeşil. Ben bunlara biraz su vereyim en iyisi. Herhalde bunlar beni özlediler. Evet, geldim sulamaya. Şöyle aslında benim şöyle bir sulama kabı almam lazım. Bunda biraz zor oluyor. IKEA'da görmüştüm aşkım, bir ara gittiğimizde alalım. 10 lira bir şeydi fiyatı. Yukamıza da verelim. Oh. Bu çiçeği de annem vermişti bana. Bu da güzel büyüdü, canlandı. Bu da salon bitkisiymiş. İsmini bilmiyorum ama. Sadece böyle yeşil yaprakları varmış. Çiçek açmıyormuş. Bunu da buraya aldım. Bunu da bir sulayalım. Şimdi tekrardan geldik mutfağa. Caner bunları marine edecekmiş. İçerisine koymuş olduğu malzemeleri de söyleyeyim. Karabiber, tuz, kimyon, bir de toz. Toz kırmızı biber. Evet. Biraz daha zeytinyağı ekleyebilirim Kekik. Aslında. Çünkü tavuk çok ya. Şöyle biraz çoğaltalım. Şimdi bunları, tavukları bunun içine koyacağım. Üstüne streç yapacağım, dolaba atacağım. Bir saat sonra da pişireceğim. Tavuklarımızı pişirdik. Ve bana geriye böyle bir ocak kaldı. Ekmek arasında yiyeceğiz. Böyle bunu ben az pişiriyorum ve içindeki suyu kaybetmiyorum. Bunu mutlaka dikkate alın. Çok az pişiriyor. 3 dakika falan ocakta bırakıyor. Bak, evet, gayet güzel. Görüyor musun? İçinde su var bunların. Yani suyunu kaybetmeyeceksin. Artık sizlere de burada veda edeyim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.